Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programıyla birlikteyiz ve bu hafta Rehber Gündem'de Türkiye'de eğitim sistemini ve sorunlarını konuşacağız. Yeni eğitim öğretim dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. Aslında öğretmenlerimiz açısından eğitim öğretim dönemi başladı. Pazartesi günü başladı. Yine ilkokul, ortaokul, liselerde birinci kademeler için de önümüzdeki perşembe ve cuma günleri için eğitim başlamış olacak. Ama genel anlamda 9 Eylül itibariyle eğitim öğretim dönemi başlıyor. Biz de eğitim sisteminin sorunları ve yapılması gerekenler diyeceğiz. Türkiye'deki eğitim sistemini farklı alt başlıklar altında inceleyip değerlendireceğiz. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Hüdapar Eğitim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Şahin bizimle birlikteler. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim? Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür İyi ederim. Akşamlar. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Hasan Şahin bizimle birlikteler. Birazdan sorularımı yönelteceğim ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Sosyal medyadan da yayını zaten canlı olarak takip edebilirsiniz. Yeni eğitim öğretim etiketiyle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yeni eğitim öğretim etiketine yazacağınız soruları da ilerleyen dakikalarda ve bilhassa ikinci bölümümüzde konuğumuza yönelteceğiz. Hasan Bey şimdi tabii eğitim öğretim döneminin başındayız. Aslında baktığımızda yani hemen her eğitim öğretim döneminin başında ya da sonunda benzer konular, benzer sorunlar gündeme geliyor, konuşuluyor. Bunlara ilişkin farklı alt başlıklar altında sorularım olacak ama dilerseniz genel hatlarıyla bir değerlendirmeyle başlarsak. Şimdi eğitimde başarı çıtası olan ülkeler ve Türkiye'nin durumu. Bunun üzerinden genel bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başlarında bizi izleyen tüm izleyicilerimizi selamlıyorum. Tabii 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğretmenler için dün başladı. Uyum çerçevesi içerisinde ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflar için perşembe günü başlayacak. Ders zili ise pazartesi günü yani 9 Eylül'de çalacak. Bu nedenle şimdiden tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin 2019-2020 yılında ki eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Hayırlı ve başarılı, verimli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. İnşallah. Tabii eğitim bütün toplumlar için çok önemli bir konu. Toplumların geleceğini inşa etme, geleceğini yönlendirme, yani gelecek toplumu oluşturma, görebileceği toplumun vasıflarını, özelliklerini tayin etme eğitim üzerinden olur. Onun için toplumlar, bütün toplumlar için eğitim devamlı öncelikli bir konu olmuş ve bugün de dünyada gelişen ve gelişmekte olan, dünyada söz sahibi olan ve dünyada kendi varlığını hissettiren devletler ve toplumlar eğitime verdikleri değer ve önemden dolayı söz sahibi olmuşlardır. Eğer siz gerçekten dünyada var olmak istiyorsanız, varlığınızı hissettirmek istiyorsanız veya dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız eğitime yeteri kadar değer vermeniz lazım. Yani eğer eğitime yeteri kadar değer vermiyorsanız, eğitimi gerçekten birinci öncelikli konu haline getirmemişseniz dünyada veya yaşadığınız yerelde söz sahibi olmanız mümkün değil, çok zordu. Evet. Onun için bugün dünyada eğitim açısından başarı çıtası yüksek olan ülkelere baktığımız zaman onlarda neden bu çıta yüksek de bize bu çıta doğru aşağıda? Evet. Bunun birçok nedeni var tabii sıraladığımız zaman. Öncelikle birkaç tane veri söyleyeyim. Buyurun hocam. Mesela eğitimde 137 ülke arasında ülke sıralamalarına baktığımız zaman ülkemiz 99. sırada. Evet. Eğitim sıralamasında. Yine PISA'nın özellikle öğretim üzerinden yaptığı değerlendirmeler neticesinde bazı dersler üzerinden Türkiye 72 ülke arasında maalesef 50. sırada. Dünya sıralamasına baktığımız zaman özellikle 10 ülke ve daha aşağıya doğru indiğimizde
göreceğiz son sıralarda genelde Türkiye gibi, Türkiye yine belki biraz yukarılarda ama Türkiye gibi Orta Doğu'da maalesef üzülerek söyleyelim İslam ülkeleri. Afrika ülkelerini saymıyoruz fazla ama İslam ülkeleri maalesef hep son sıralarda olmuşlardır. Bunun temel nedeni ne olabilir? Şimdi eğitim bir sistem işidir. Bir sistem olarak ele almadığınız zaman veya ciddi manada önünüze bir hedef koymadığınız zaman dünyada gelmek istediğiniz nokta, varmak istediğiniz nokta veya hedeflediğiniz toplumda aradığınız vasıflarla nasıl bir toplum inşa etme hedefiniz yoksa burada tabii ki istenilen seviyeye ulaşamazsınız. Şimdi gelişmekte olan ülkeler diyoruz. Mesela ilk 10 ülkeye baktığımız zaman diyelim İsviçre, Finlandiya, Fransa, işte Japonya, Singapur gibi ülkeler. Baktığınız zaman bunlar da eğitim bir sistem olarak ele alınmış. Parça değil. Yani tümüyle eğitimi oluşturan tüm unsurlar birlikte ele alınmış. Yani siyaseti de, iktisadı da, kültürü de, sosyal dokuları da, geçmiş tarihi unsurlarıyla hep birlikte ele alınmış ve bunun üzerinden bir sistem oluşturulmuş. Oluşturulan sistem içerisinde değişen hükümetler veya siyasi yapılar, anlayışlar değişse de sistemin kendisi yerinde olduğu gibi duruyor. Onun için gelen sistemin ayaklarıyla uğraşmıyor. Evet. O sistemi daha da ileriye doğru nasıl götürecek? Onun daha da çıtayı daha da nasıl yükseltecek? Dünyada istenilen seviye her yönüyle ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak, sosyal olarak daha ileriye doğru ülkeyi veya toplumunu nasıl götüreceğini iddiasıyla işe başlıyor. Şimdi bizim gibi ülkelerde maalesef eğitim sistemi istenilen şekilde oturtulmuyor. Tamamen ideolojik bir anlayışa, düşünceye dayalı olduğu için gelen bir bakanın veya değişen bir hükümetin değişimiyle birlikte sistem tamamen değişebiliyor. Bu sisteme maalesef ne öğretmenler, ne öğrenciler, ne veliler ayak uyduramıyor. Yani kişiye göre sistem oluşuyor. Kişiye göre kanunlar çıkarılıyor, yönetmelikler çıkarıyor. Yani bir bakan veya bakanla birlikte gelen ekibinin düşüncesine göre, dünya görüşüne göre maalesef bizde eğitim sistemi bir anda bir bakıyorsun ya boz tahtasına dönüyor da, maalesef. Evet. Yani temel sıkıntı burada. İfade ettiniz yani bu gelişmiş ülkelere baktığımızda bugün dünyada söz sahibi olan hani ilk 10 ülkeye ya da ilk 5 ülkeye baktığımızda bunların eğitimde de ilk 5'in ilk 10'un içerisinde yer aldığını görüyoruz ki bu bir tesadüf değil. Şimdi sorum şu yani Türkiye'de eğitimin bu anlamda hak ettiği değeri görmemesi yani eğitimin öneminin yeterince anlaşılamamasından mı kaynaklanıyor? Biraz daha açabilir miyiz o ideolojik yüklemeleri? Evet. Tabii ki öncelikle eğitime yeteri kadar değeri verebilmek için eğitimin topluma kazandırdıklarını iyi anlamamız lazım. Eğer sizin yetişen elemanınız yoksa, bilimsel anlamda ciddi manada çalışmalarınız yoksa, bilgiye yeteri kadar değer vermiyorsanız veya şu anda mesela dünyada artık bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma dönemi geçmiş, bilgiyi bugün teknolojiye çeviren düşünceler, anlayışlar dünyada söz sahibi. Siz eğer kendi geleceğinizi ciddi manada hesaplamıyorsanız ve bunun üzerinden planlar yapmıyorsanız o zaman siz eğitime yeteri kadar değer vermiyorsunuz. Verilen şey de nedir? Var olan bir ideoloji vardır. Yani kurulan bir ideoloji, devlet anlayışı vardır. O ideolojiye bir nevi eğitim üzerinden sanki insanları oraya adapte etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir durum var bizde maalesef. Yıllardır var olan budur. Yani ideoloji olarak benimsenen Batı felsefesi, mantığı, eğitim anlayışı sadece bizde kişileri o sisteme, o ideolojiye uydurmaya tabiri caizse adapte etmeye yönelik bir şey görülüyor. Yani eğitim bu açıdan biz eğitime yeteri kadar değer vermiyor desek biraz da son zamanlarda eksik kalır. Ama maalesef eğitimin mantığını anlamada zorlanıyoruz. Yani biz eğitime nasıl bakıyoruz? Yani sadece okuyan, diploma sahibi, sertifika sahibi ve gelecekte iş amaçlı, iş bulabilen bir insan modeli mi? Yoksa hakikaten
var olan kendi toplumunun, kendi halkının bütün değerlerini eğitime taşıyarak eğitim üzerinden ciddi çalışmalarla yetiştireceğimiz elemanların, bireylerin toplumu var olan dünya realitesi içerisinde her yönüyle siyasi olarak, iktisadi olarak, ekonomik olarak, yani iktisadi dediğimiz ekonomik olarak istenilen seviyeye getirme çabası mantığını vermeye çalışıyoruz. Oysa ki Batı devletlerine baktığımız zaman, yani gelişmekte, eğitimde gelişmekte olan devletlere baktığımız zaman onlar artık sistemi aşmışlar. Bizim halen sistem sorunumuz var. Yani biz toplumumuza var olan sistemin baskıcı unsurlarını dayatmakla uğraşıyoruz. Oysa ki sistem oturulursa, bu anayasal sistem olur, yani rejimin kendisi olur, eğitime dair, hukuka dair, bütün yani toplumu ilgilendiren tüm alanlardaki sistem oturtulmuş olsa, bireyle sistem arasında bir bağ olur. Sistem bireyle uğraşmaz. Yani burada bireyi ötekileştirmez, farklılaştırmaz. Evet. Yani eğitimde hani başarının ölçüsü ne dediğimizde de yani buna da aslında doğru bir cevap verebilmemiz gerekiyor. Yani evet. O da önem arz ediyor. Öyle zannediyorum ki o konuda da bir sıkıntı var. Yani hani dediniz ya diplomalı, sertifikalı evet. olmak mıdır mesele? Yoksa toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek o kaliteye, o kapasiteye sahip bireyler mi yetiştirmek? Yani sanırım burada da bir sorun yani var. Zaten önemli olan budur. Evet. Yani siz eğittiğiniz insanlardan ne bekliyorsunuz? Eğer eğitiniz insanlar erdemli, ahlaklı, faziletli, kişiliği, şahsiyeti gelişmiş, kendisinden önce toplumu düşünen, bireysellikten uzaklaşmış, bencillikten uzaklaşmış, toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde gören ve ben bu eğitim aşamasından geçtikten sonra toplumu şu anda bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya ancak aldığım eğitim neticesinde götürebilirim. Düşüncesini devlet de birey de taşırsa eminim yani onlar kendilerine göre bir sistem oluşturmamışlar. Evet. Yani çalışmışlar, gayret etmişler. Yoksa biz yani öyle bir medeniyette mensubuz ki mensubu olduğumuz medeniyet eğitimle, okuyla başlamış. Evet. Yani böyle bir anlayışın mensubu olan bizler maalesef bugün eğitimde istediğimiz noktaya bir türlü gelemiyoruz. Yani sıkıntılarını çekiyoruz. İşte dediğim o nedenlerden dolayı. Sistem bireyi olduğu gibi kabullenemiyor. Bireyin gerçeklerini, kendi gerçeklerini görmüyor. Kendi kültürel değerlerini, kültürel değerlerine yabancı kalıyor. Böyle olunca bireyi nasıl eğitecek? Evet. Burada bir soruyla biraz daha açalım. Evet. Şimdi tabii eğitim sisteminin sorunları ve yapılması gerekenler diyoruz. Elbette ki müfredatla ilgili sorunlar var. İşte atanamayan öğretmenlerdir, öğretmen yetiştirme programlarıdır vesaire. Bunlara gireceğiz ama şimdi eğitim sistemi demişken, işte eğitim sisteminin açmazları demişken şöyle de bir realite var. Türkiye'de darbeci zihniyetin bir yansıması var. Eğitim sistemi üzerinde de darbeci zihniyetin etkileri var. Bu hep konuşuldu, tartışıldı. Tabii son yıllarda hani bir takım değişiklikler yapıldı. Müfredatla ilgili eğitimin hani temel felsefesiyle ilgili bir takım söylemsel düzeyde değişiklikler de ifade edildi ama bu konudaki durum nedir? Hali hazırda devam eden ana dilde eğitim sorunu. Yani bunun üzerinden bakarsanız darbeci zihniyetin eğitim üzerinde etkileri hala var mı? İşte bu aslında bir önce anlattığımız konuyla eşdeğerdir. Yani eğer bir devlet halkının realitesini, halkının değerlerini göz önüne alıp onlar üzerinden bir sistem oluşturamamışsa, dışarıdan ithal şeklinde kendi halkına yabancı bir sistemi halkına dayatarak, zordan benimseterek bir gayret çaba içerisine girmişse şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani birileri kendini merkezde görür. Merkezin sahibi olarak kabullenir. Ötekilerini kenarda görür. Merkez devamlı kenar üzerinde bir tahakkümiyet kurar. Onun için yani gelişmeyi de kalkınmayı da öncelemez. Öncelemez. Evet. Bundan dolayı Türkiye'de bu zihniyet maalesef 1920'lerden beri var olan bir şey. O kendini merkezde gören zihniyet sürekli diğerleri üzerinde tahakkümiyeti maalesef eğitim üzerine yapmış.
Onun için bu ülke her 10 yılda bir darbelerle karşı karşıya gelmiş. Darbeler neticesinde eğitimde ciddi tahribatlar oluşmuş. Ya mesela en son diyelim 28 Şubat. Burada zararı gören maalesef dindar insanlar ve etnisite açısından bu ülkenin bir gerçeği, bir realitesi olan ve eşit halk olarak diye tanımlanan Kürtler. Yani Kürtlerin de kullandığı dil. Aynı şekilde ciddi manada darbeler üzerinden tahribatlar görmüş. Yani böyle olunca eğitim ister istemez o ideolojik dediğimiz yapının çatının etkisi altına giriyor ve burada kendini merkezde görenler sürekli eğitimin üzerinden silindir gibi geçiyor ve maalesef dayattığı o zihniyet anlayışla, yani ideolojik anlayışla kişilerin, özellikle dindar insanların eğitimde ciddi manada yer almasını engelliyor. Yani yıllarca biz bunu yaşadık. Kız çocuklarınızı okula göndermiyorsunuz diyenler başörtüsü serbestiyetinden sonra Türkiye'deki okullaşma oranı %99'dan %98'lere vurdu. Evet. Şu anda %100'lere. Demek ki mesele okuma veya okumama meselesi değil. Mesele eğitime bakış meselesidir. Siz eğitime hakikaten insanlarınızı ciddi manada yetiştirmeye, onlara bazı şeyler, değerler kazandırmaya yönelik yapıyorsanız zaten bunu kabullenmeyecek insan yoktur. Hele Müslümanlar zaten bu işin özünü benimsemişlerdir. Peki, dilerseniz müfredatla devam edelim. Bu arada sosyal medyadan, Twitter'dan gelen sorular da var. Onları da ilerleyen dakikalarda soracağım. Bazı sorular aslında çakışıyor ama onları da ikinci bölümde vaktimiz el verirse yine kısaca da olsa bir özet mahiyetinde tekrar yöneltebiliriz. Yeni eğitim öğretim etiketiyle sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hasan Bey, şimdi müfredatla devam edersek, müfredatla ilgili sorunlar ne ölçüde çözüldü? Geçen aylarda hani Türkiye'de işte 2023 eğitim vizyonu açıklandı, evet. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Sonrasında da tabii Milli Eğitim Bakanı tarafından sıklıkla daha çok pedagojik yönü ağır basan açıklamalar yapılıyor. Ve bu açıklamalar da genel olarak hani müsbet karşılanıyor. Peki eğitimde işte 2023 vizyonu veya Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar, bunları da göz önünde bulundurursak, yani bütün bunlar pratiğe ne kadar yansıdı, ne kadar yansıyor? Müfredatla ilgili sorunlar ne ölçüde çözüldü, ne olması gerekir? Müfredat malumunuz eğitim sisteminin temel parçalarından en önemlisidir. Yani eğitimin oluşturan unsurların tümü müfredat içerisinde yer alır. Nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir öğretim, bunun içerisinde öğrenci, öğretmen, veli, okulların fiziki durumlarından materyallere kadar her şey o müfredatın içerisinde. Ki bunun en önemlisi de felsefi anlayıştır, bakış açısıdır. Müfredatlarda en önemli unsur budur. Yani siz kendi toplumunuza, kendi insanlarınıza vereceğiniz eğitimi hangi felsefi düşünce veya inanç üzerinden vermeye çalışacaksınız? Bunu inşa edeceksiniz. Bu çok önemlidir. Yani Sayın Bakan'ın geçen yıl açıklamış olduğu müfredata baktığımız zaman maalesef, yani daha önceki müfredatlardan felsefi olarak fazla bir farklılığı yok. Evet. Yani yine Batı endeksli, yine Batı'yı tamamen bugünkü eğitim sistemi içerisinde zaten var olan bazı şeyleri daha da pekiştirme anlayışı üzerinden, Batılı düşünürler, Batılı felsefi düşünceye sahip kişilerin anlayışı üzerinden inşa edilmiş bir müfredat var. Bunun yanında tabii kısmen de olsa bazı görünebilen gelişmeler de var. Tabii biz burada şunu hemen peşinen ön yargılı değerlendirmemiz lazım. Yani müfredat bir gün, iki gün içerisinde veya bir yıl içerisinde sonuç vermez. Bu açıklanan müfredatın uygulanmasının sonuçlarına bakacağız. Bu 2019-2020 yılında uygulanmaya başlanacak. Göreceğiz. Yani burada ortaya konulan vizyon, evet, ne kadar bizim toplumumuzun realitesine uygun veya eğitim sistemi bize ait, eğer bir eğitim sistemi oluşturacaksak ne kadar buna uygun olacak.
Fakat burada şöyle bir şey var. Yani benim müfredatta gördüğüm, bizde işin özü yok, ruhu yok. Evet. Yani biz bir şeyi verirken onun özünü nasıl vereceğiz? Yani şekil olarak bazı şeyleri çiziyoruz. Yıllardır bu tekrarlanıyor. Yani ben eğitim sistemi içerisinden gelen biriyim, biliyorum az çok. Yani gelen hep şekil üzerinden. Mesela yeni müfredatta uygulamaya konulan şeylerden bazıları, işte yaş, çocuğun okula başlama yaşı. Yani bunu yıllardır hep aynı şeyi yapıyoruz. Evet. 60 yaşında, 60 ay mı, 65 ay mı, 69 ay mı, 7 yaş mı? Bunun üzerinden hep böyle bir aşağı bir yukarı. Veya öğretme yöntemleri üzerinden. Yapılandırmalı bir öğretim mi, davranışçı bir öğretim mi, bir oradan bir üretime varım mı, tümden gelin mi? Yani bir yazı şekli dahi şekil üzerinden. Yani oturup el yazısı mı yazalım, düz yazıyla mı yazalım? Sürekli böyle bir değişkenlik var. Müfredat bununla fazla bir şey kazandırmaz. Şimdi mesela müfredatta normal eğitime geçeceğiz denildi, değil mi? Evet. 2019-2020 yılında şu anda geçilebiliyor mu? Maalesef. Niye? Çünkü fiziki altyapı hazır değil. Yani normal eğitime geçtiğiniz andan itibaren bunun okulların fiziki yapısının evet. hazır hale gelmesi Şimdi, lazım. Fiziki altyapı demişken bunu biraz daha aşmanızı isteyeceğim bir soruyla tabii. Şöyle, şimdi her yıl devlet bütçesinde aslan payının eğitime ayrıldığı ifade ediliyor ki doğrudur. Diğer taraftan bunu hani velilere indirgediğimiz zaman ailelerin de aile bütçelerinin de aslan payı eğitim giderlerine, çocuklarının eğitim giderlerine sarf ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de devlet bütçesinin aslan payının eğitime gitmesi gibi bir gerçek var ve bunun karşısında da demin ifade ettiğiniz hani bir takım olumsuzluklar var. Buradaki sorun nedir? Yani hani dediniz ya, yani bunun iyileştirilebilmesi için fiziki anlamda da bir takım adımlar atılmalı. Altyapı derslikler tabii. Evet, nedir durum? Yani şimdi eğitimi aslan payı dediğimiz şey şu. Yani evet. Gelişmiş ve gelişmekte olan veya dünyada eğitimde söz sahibi olan ülkelere baktığınız zaman bugün İsviçre'de %30'lar, bütçenin %30 eğitim ayrılıyor. Evet. %20-25 oranında bütçeler ayrılıyor. Bizdeki bizde %12. Aslan payı bu. Yani mu? Bu %12 geçen yıl. %12 bu yıl %11'e düştü. Yani küsuratı falan var da. O da ayrı. Yani aslan payı dediğimiz gerçekten eski oranla baktığınız zaman %5-6-4-6'ları aşmıyor. Yani bu var ama bu aslan payı nereye gidiyor? Evet. Personel giderleridir. Sosyal giderlerdir. Ve benzeri giderler. Yani evet, okulların fiziki durumları bizde var ama yetersiz kalıyor. Yani halen sınıflardaki öğrenci, mevcut öğrenci sayısı 30'ların üzerinde. Özellikle metropol illerde bu daha da fazla. Ha, bunun düşürülebilmesi için dersliklerin çoğaltılması lazım. Yani evet, ciddi manada aslan payı diyoruz ama okullarımıza ödenek olarak ne veriyoruz? Yani bir ödenek. Ya bugün ilkokullarda, ortaokullarda ödenek yok. Evet. Ha, liselerde kısmen de olsa özellikle onarım noktasında yapılacak işlerle ilgili bazı ödenekler ayrılıyor. Ama ilk ortaokullarda bu yok. Buna rağmen ailelerin halen ciddi manada bir eğitime harcayacakları ciddi manada bir gelire sahip olması lazım. Öyleyse şöyle soralım dilerseniz, buraya konu gelmişken. Şimdi dün Hüdapar'ın da bu konuda Hüdapar Genel Merkezi'nden yapılan yazılı bir açıklama vardı. Eğitimle ilgili ve hani tırnak içerisinde okul kayıt ücretleri veya zorunlu bağış, tırnak içerisinde böyle ifade edebiliriz. Ve bir de tabii bu özel sınıfların açılması meselesi var. O konu yok ama o da önemliydi. Dolayısıyla Hüdapar'ın da bu konuda böyle bir açıklaması var. Çeşitli isimler altında, bağış adı altında velilerden bir şekilde okul kayıt ücreti alındı. Bunun doğru olmadığı ve bununla birlikte okulların kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği ödenekten de çoğu okulun mahrum kaldığı bu dile getiriliyordu. Bunun üzerinden biraz daha açarsanız durum nedir? Evet, yani zaten anlatmak istediğim şey odur. Yani eğitimde bütçeden ayrılan bir pay var. Ama bu okulların giderleriyle okulların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yeterli değil.
Şimdi bu aslında yıllardır Türkiye'de sürekli, yani her eğitim öğretim yılı başladığı an bu tür işte bağış adı altında, kayıt parası yok aslında da, öyle bir şey kullanılmaması lazım. Bağış adı altında velilerden bir şeyler isteniyor veya veliler yönlendiriliyor. Kağıt getirin. İşte yani bir şeyler söyleniyor. Şimdi tabii Cavis, ben bu işin içindeyim. Yani özellikle ilkokullar üzerinden söyleyelim. Şimdi ilkokullara ödenek yok. Yani bir onarım varsa, bir tamirat varsa, okulun ciddi manada bir çatı benzeri ihtiyaçları varsa, o milli eğitim, il milli eğitim, ilçe milli eğitimleri önceden müracaat ediyorlar, onu gideriyorlar. Ama okulların ihtiyaçları var. Şimdi bu ihtiyaçların giderilmesi için mutlaka ama mutlaka devlet bu kapıyı kapatmak istiyorsa, yani tabiri caizse bu dedikodulara kapı aralamak istemiyorsa, mutlaka her okulun çevre durumunu göz önüne alarak, o ilin ilçenin durumuna bakarak, yani buna göre mutlaka bir ödeneğin ayrılması lazım ki, örneğin bir okulda kırtasiye diyoruz değil mi? Fotokopi kağıdı en basitinden. Nereden para getirecek? Yani okul idaresi nereden getirip alacak bunu? Veya bir perde alacak. Veya işte diyelim ki fotokopi makinesi bozulmuş, bilgisayarı bozulmuş. Bunları yapacak. Veya bir elektrik arızası var. Yani bunları giderecek. Bu tür şeyleri nereden getirecek? Zorunlu bağışa yöneliyor. İşte zorunlu bağışa yöneliyor. Zorunlu bağış da demiyor. Farklı yönlerden, farklı şekillerde yönlendirmeye çalışıyor. Bu da yani ailenin, Türkiye'de ailelerin durumu da ortada. Yani insanlarımızın büyük bir çoğunluğu asgari ücretle geçiniyor. Halen büyük bir çoğunluk yoksulluk sınırının altında. Evet. Yani böyle bir durumda çocuğunun masraflarını giderme noktasında, evet, devlet mesela özellikle son kaç yıldır okul kitapları noktasında ciddi adımlar atmış. Yani bu hükümet bu noktalarda da gayet güzel şeyler de yapmış. Yani bunu da inkar etmemek lazım. Okulların öğrencilerin mesela kitap ihtiyaçları şu anda yıllardır karşılanıyor. Fakat bu sadece kitap parasını veya kitabı vermekle halledilecek bir iş değil. Bu öğrencinin kırtasiyesi var. Servis ücreti Servis var. Servis ücreti var. Bunun yanında diğer giderleri var. Yani her şeyi var. Evet. Yani projeler için, planlar için hazırlanan şeylere ve malzemelere verecek parası yok çoğu çocuğun. Burada Hasan Bey, şimdi biraz daha açarsak bir örnekle, şimdi diyelim ki asgari ücretli bir vatandaş, bir veli 3 çocuğunu, 4 çocuğunu ya da 2 çocuğunu okutuyorsa, şimdi bu 3 çocuğun 3'ü de aynı anda şimdi servisle okula gidiyorsa, ki zaten şu andaki hani Türkiye'deki hemen her gün yaşanan hadiselere baktığımızda da, yani veliler en yakındaki okula bile sırf çocuğunun sağlığı, güvenliği için servis tutmak zorunda kendini hissediyor. Bir de böyle bir durum var. Şimdi asgari ücretli bir vatandaş 3 çocuğunu ya da 2 çocuğunu ya da 4 çocuğunu servis tutarak okula gönderiyorsa, onların işte okulla ilgili kırtasiye giderleri vesairesi, yani bütün bunların altında nasıl kalkacak? Parasız eğitim diyoruz, zorunlu eğitim diyoruz. Burada bir tezat yok mu? Tezat var tabii. Yalnız Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir ifadesi var. Yani sürekli tekrarlanan, en az 3 çocuk. En az 3, evet. Şimdi metropolde yaşayan, asgari ücret geçiren bir ailenin en az 5 tane çocuğu var. Ve bu 5 çocuk da eğer okullara gidiyorsa, ki okullar da yakın değil. Yani evlere yakın değil. Evet. İkametgah yerine yakın değil. Bunların hepsine servis tutulacaksa, bir servisin maliyeti en az 250-300 liradır. En az. Evet. Metropollarda. Şimdi bu aile bunun sadece servis giderini. Eğer bir de orada normal eğitim varsa, öyleleyin bu çocuğun orada harcayacağı, evet, yiyeceği, beslenmeye vereceği para var. Harçlık diyoruz ona, değil mi? Yani bunun karşılanabilmesi için Hüdapar olarak biz kendi programımızda da özellikle yoksul öğrenciler bu zorunlu eğitim süresi içerisinde mutlaka devlet tarafından nakdi yardımlarla desteklenmeli. Evet. Yani onların ihtiyaçlarını giderecek nakdi yardım, yani parasal bir yardımı mutlaka hükümet bugün gündemine almalı ve bu çocukların eğer gerçekten gelecekte bir şeyler yapmasını ve bu topluma, kendisine ve topluma faydalı olmasını istiyorsa, özellikle yoksul ailelerin
ve halen asgari ücretle geçinen ailelerin bu durumunu dikkate almalı ve ailelerin bu yönden bütçelerine bir katkıda bulunmalı evet. diye düşünüyoruz. Şimdi bu konuyu tabii kapatmadan bir de bununla ilgili bir alt başlığımız daha var. O da özel sınıflar. Şimdi hani tırnak içerisinde işte kayıt ücreti ya da zorunlu bağış ya da daha vesaire bir takım uygulamalar var dedik. Bir de buna benzer işte özel sınıf yani özel bir sınıf açılacağı ifade ediliyor. Oradaki yani kadronun, öğretmenin hani daha nitelikli olduğu, oradaki içeriğin daha nitelikli olduğu şeklinde veliler de yönlendiriliyor ya da velilerin tercihine bırakılıyor ama her halükarda böyle bir tercih de bir takım maddi külfeti de beraberinde getiriyor. Özel sınıf meselesiyle ilgili neler söylersiniz? Bu da maalesef yani bu ülkede yıllardır var olan ama bir türlü halledilemeyen, çözülemeyen özellikle yerel yöneticiler tarafından bilinen bir gerçek. Yani çocuğunu farklı bir okula veya farklı bir sınıfa üzülerek belirtelim. Yani bu bizce doğru değil. Yani kendi toplumu içerisinde veya aynı okulu, aynı sınıfı paylaşan öğrenciler arasında böyle bir ayrımın yapılmadığını veya olmadığını düşünmek istiyoruz ama maalesef bu tür sınıflar velilerin de burada ciddi manada bir hatası, bir eksiği, bir şeyi var, kusuru var. Yani kendi çocuğunu farklı bir sınıfa koymak. Ne demek bu yani? Yani kenar mahallelerde yaşıyorsan eğer aynı okulu senin çocuğun bir başkasının çocuğuyla paylaşacaksa aynı sınıfı paylaşmalı. Ama maalesef bu tür doyumlar her eğitim öğretim başında kamuoyu tarafından dillendiriliyor. Bunun da ciddi manada bir önleminin alınması gerekiyor. Bu hiç de güzel bir durum değil. Bu aynı zamanda öğrenciler arasında maalesef statü farklılığını da oluşturuyor. Zannetmeyin ki çocuklar bunun farkında değil. Birilerinin çocukları eğer farklı bir şeydeyse veya orada hepsi diyelim belli bir sınıfa yani zengin veya bürokratik ailelerin çocukları hep aynı yerdeyse diğer sınıfta olan öğrenciler çocukları bunu görüyor. Ve gördüğü zaman da bunların bilinçaltına bu yerleşiyor. İleriki hayatın ileriki aşamalarında da bu maalesef negatif sonuçlar da doğuruyor. Ha bunun olmaması gerektiği kanaatini taşıyor. Peki. Şimdi dilerseniz öğretmenlerle devam edelim. Tabii ki hani eğitimin öznesi, ana öznesi yani öğrenci ise diğer tarafta da öğretmen var. Öğretmen olmazsa olmaz. Öğretmenlerin tabii yaşadıkları bir takım sorunlar var. Bir taraftan kendi hani özlük hakları noktasında veya maddi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hani yaşadıkları sorunlar var. Ama diğer taraftan da özellikle eğitime de etki etmesi bakımından nitelikli öğretmen yetiştirme noktasında bu konudaki yani eğitim fakülteleridir, uygulanan işte bir takım formasyonlardır, programlardır, eğitim programlarıdır. Yani bunlarla ilgili de bir takım tartışmalar yürüyor. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme programları ile ilgili neler söylersiniz? Durum nedir? Ne olması gerekir? Zaten eğitimin nesnelerini evet. Sıraladığımız zaman eğitim sistemi, öğretmen, öğrenci, veli diye sıralıyoruz ya. Evet. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi de öğretmenlerdir. Yani sizin yetiştireceğiniz veya bir program dahilinde geleceğe doğru ciddi manada yetiştirmek istediğiniz bir nesli birilerine teslim ediyorsanız öncelikle onu yetiştiren eğiticinin de bazı donanımlarla donatılması lazım. Eğer o donanımlarla donatılmamışsa öğrenciyi nasıl donatacak? Onun için mesela gelişmekte olan ülkeler diyoruz. Yani bu tabiri de fazla kullanmak istemiyorum. Aslında hep Batı'yı şuraya buraya örnek veriyoruz. Maalesef kendimizden örnek vermede de zorlanıyoruz. Yani neden hep Batı, neden hep bir ötekini örnek göstererek kendi eğitim sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz? Ama işte başta dediğimiz gibi eğitimi yeteri kadar değer vermediğiniz zaman, eğitimin önemini yeteri kadar kendi insanlarınıza
anlatmadığınız zaman bu tür sonuçları doğuyor ister istemez. Onun için öğretmenlerin mutlaka ama mutlaka yetiştirilirken bazı ahlaki değerlerle birlikte yetiştirilmesi lazım. Yani biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Buradaki halkın büyük çoğunluğu Müslüman. Ve halkın kendine ait değerleri vardır. O değerler üzerinden kendi çocuğunu, mesela İmam Hatip'lere ciddi manada bir yönelme var. Sebebi nedir? Benim çocuğum evet fenli ilimleri öğrenirken dini ilimleri de birlikte alsın. Yani ikisini birlikte alıp da öyle donanımlı bir hale gelsin. Şimdi öğretmenler de eğer bu şekilde donatılmaz ve bu şekilde eğitilmezse geleceğin nesli nasıl yetiştirecek? Şimdi onun için mutlaka öğretmenlerin yetiştirilmesinde fakültelerin, eğitim fakültelerin mutlaka bir gözden geçirilmesi lazım. Yani şimdi bazı ülkelerde özellikle yargıda ve eğitimde görevli öğretmenler ve yargıçlar maaş bile maaşla ölçülmüyor. Yani onlara maaş, belli bir standart maaş dahi belirlenmiyor. Neden? Çünkü eğer maddi olarak değerlendirilirse, o öğretmen yeteri kadar maddi olarak desteklenmezse, ileride ciddi manada sıkıntı çekecek ve gözü hep dışarıda olacak ki bizdeki öğretmenlerin büyük çoğunluğu budur. Evet. Yani öğretmen sorunları dediğimiz zaman sorunlardan bir tanesi de budur. Öğretmenlik yapıyor, aldığı ücretle geçinemiyor, özellikle metropol illerde ek bir iş yapma zorunda kalıyor. Şimdi ek iş yapan bir öğretmen işi mi düşünecek? Eğer bir de 3-4 nüfusa sahipse, kalabalık bir nüfusa sahipse ne yapacak? Bir anda işi mi düşünecek? Öbür taraftan da öğrenciyi mi düşünecek? Yani iki arada bir derede diyorlar ya, öyle bir evet. Durum söz konusu olacak. Onun için öğretmenlerimizin tabii ki sorunları var. Bir, maddi sorunlar mutlaka halledilmesi lazım. İki, en önemlisi bizce halen öğretmenlerimiz arasında statü farklılığı var. Aynı okulda çalışan 3 kategoride öğretmen var. Sözleşmeli var, vekil var, asil var. Evet. Sözleşmeli var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunlar hepsi ayrı ayrı ücret alıyor. Ama aynı işi yapıyor. Sigortaları da tam yatmıyor ücretliler. Yani şimdi sosyal açıdan da baktığınız zaman da o sıkıntısı var. Şimdi böyle bir durumda yani bu öğretmenlerden siz ne kadar verim bekleyebilirsiniz. Veya bu öğretmenlerin ne kadar başarılı olmasını beklersiniz. Evet. Yine atamalarla ilgili. Orada dilerseniz evet. Şununla birleştirelim. Şimdi atama bekleyen öğretmenler var. İfade ettiniz. Hani bir taraftan evet sözleşmeli öğretmen olanların yaşadığı sıkıntılar var. Kadroya geçmeyle ilgili ücretli öğretmenlik bir şekilde hala devam ediyor. Bölge illerinde özellikle bu var. Diğer taraftan da tabii atanamayan on binlerce öğretmen var. Ve alımlar yapılırken de mülakat sistemi, güvenlik soruşturmaları, bunlardan kaynaklı haksız mağduriyetler de yaşanıyor. Buna ilişkin de belki yüzlerce örnek var. Bu mülakat sistemi, işte güvenlik soruşturmalarından kaynaklı mağduriyetler vesaire, bunlarla birlikte değerlendirirseniz atanamayan öğretmenlerin durumunu. Tabii sözleşmeli öğretmenlerden bahsederken yani şunun da mutlaka yapılması lazım ivedilikle. Sözleşmeli öğretmenlerin bir an önce kadroya alınmaları lazım. Yani o adaletsizliği gidermek gerekiyor bir noktada ki öğretmen zihnen sağlıklı düşünebilsin. Tabii ki. Yani kendini tamamen öğrenciye ve o eğitim programına verebilsin. Şimdi böyle bir durum da var. Tabii atamalar maalesef yani Türkiye'deki eğitim sistemi, üniversitelerin durumu, mezun öğrencilerin durumuna baktığınız zaman eğitime bakış açımız şimdi tamamen ileriye yönelik bizdeki temel problemlerden biri de budur. Biz öğrenciyi hayata değil yani bir sınav üzerinden bir işe girme noktasında odaklaştırdığımız için ciddi manada sıkıntılar çekiyoruz. Yani benim çocuğum üniversiteyi okusun veya falan okulu bitirsin, bir an önce falan yerde işe başlasın. Onun için yani gelişen ülkelere baktığınız zaman
siyaseti, iktisadı, eğitimi birlikte götürürler. Yani iktisat ve siyaseti yönlendiren eğitim üçü birbirinden ayrılmıyor. İşte bizde çocuğun endişesi var, ekonomik endişesi var. Geçim endişesi olduğu için her aile çocuğunu öncelikle bir an önce bir yerde işe başlasın. Şimdi bu mantıkla hareket edildiği zaman çocuklar hayata olumlu bakmıyor. Evet. Yani burada çok ciddi bir tehlike var. Şunu herkesin bilmesi lazım. Her çocuğun, her gencin, her insanın yaşadığı toplumda yapabileceği bir iş var. O hayatta ona da bir yer var. Mantığını, anlayışını topluma yerleştirirsek, devlet de bu mantaliteden hareket edip eğitim sistemi bunun üzerine geliştirirse, yani eminim bu tür şeylerin çoğu kalkacak. Bugün bu şey öğretmenlerde de var. Geçenlerde bir televizyon programında Milli Eğitim Bakanı açık ve net söyledi. 700 bine yakın mezun öğretmen var. Öğretmen adayı var. Dün itibariyle sadece atama bekleyen, basına da sızdı, 300 bine yakın öğretmen. Evet. Atama bekleyen. Yani biz 10 binler dedik ama aslında 100 binler. Tabii 100 binler. Şimdi böyle bir durumda öğretmenler zaten çeşitli zorluk sıkıntılardan karşı karşıya. Bir de atanamadığı zaman da böyle bu tür sıkıntılar da yaşıyorsa, o zaman bu ciddi bir problemdir. Bunun için öncelikle yapılması gereken, şu anda atamayı bekleyen öğretmenler var iken eğitim fakültelerine her yıl onlarca öğrenci almanın bir anlamı yok. Alacaksanız o zaman bu öğrencilerin gelecekte bir iş bulma veya çalışma ve geçinme sorunu var. Bunu devlet olarak halletmeniz lazım. Veya bunu onun önüne koymanız lazım. Şimdi öğretmen özel okullarda çalışacak. Özel okullar da artık tartışılı duruma geldi. Şimdi bu ziraat mühendisi değil, devlet teşvik versin de gitsin ziraatla uğraşsın. Veteriner mezunu değil, devlet teşvik versin de gitsin başka bir işle uğraşsın. Bunu uğraşacak bir tek alan var. Evet. Eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarına gidecekse öğretmenliği bekleyecek. Bu kadar öğretmen de beklemekte, sırada bekliyorsa, bekleme sorunu yaşıyorsa, yeni öğretmen kontenjanını mutlaka ama mutlaka üstüne bir de hani mülakat adaleti. Ha, bir de oraya geleceğiz. Evet. Şimdi bu da yetmiyor. Bizim toplumumuzun dedik ya, gelir durumu ortada. Şimdi dar gelirli ailelerin çocukları yıllarca çalışıyor. Sınav üzerinden sınav. O sınavları geçtikten sonra üniversiteye geliyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra tam ben hayata başladım. İşte kendimi de ailemi de biraz maddi olarak rahatlatacağım dediği an bir bakıyorsunuz tekrar bir mülakat. Mülakat da kendi alanıyla ilgili değil. Kendi alanından ilgisi olmayan birkaç soru. Birkaç soru. Sözlü soru. O sözlü soruya o anda insandır. Cevap veremedi. Yani o bunca yıl sarf ettiği emek, harcadığı emek bir anda şöyle bir kısa an içerisinde bitiyor. Şimdi böyle bir insan ruh halini bir düşünün. Ne olacak? Ne yapacak bu insan? Şimdi bunun mutlaka halledilmesi lazım. Bu mülakat da ayrı. Mülakatı da geçti. Bazıları mülakatı da geçiyor. Mülakatı geçtikten sonra ataması yapılıyor öğretmenin. Bir bakıyorsun ki daha önceden soruşturmalardan geçmiş. O güne kadar okuduğu eğitim kurumlarında, üniversitede ve diğer yerlerde hiçbir soruşturma geçirmemiş. Görev yeri de belli. Gidip göreve başlayacak. O sevinç içerisinde koşacak. Gidecek bir anda önüne bir şey geliyor. Diyor ki sen güvenlik soruşturmasına takıldın. Sebep? Ya hiç yok. Ya da herhangi bir STK'nın, resmi bir STK'nın çalışmalarına fiili olarak katılmış veya bulunmuş, işlerinde bulunmuş, çalışmaların içinde bulunmuş. Böyle bir şeyden karşı karşıya kalınca zaten o gencin o güne kadar yaptığı o bütün işler bir anda hayal kırıklığıyla son buluyor ve bu insan bu toplumun içinde yaşayacak. Güvenlik soruşturmaları mutlaka ama mutlaka hükümetin gündeminde yer almalı. Medyada yer almalı
ve bu çocuklarımızın geleceğini biz böyle basit şeylerle karartmayalım. Yani devletin görevi toplumun bireylerini topluma kazandırmak. Eğer devlet bireylerini toplumu dışlayacak, toplumdan uzaklaştıracak duruma getiriyorsa burada devletin mantalitesini, mantığını, anlayışını sorgulanması lazım. Evet. Yani bu ciddi bir problem. Bunun halledilmesini de yetkililerden bekliyoruz. Peki efendim, şimdi devam ediyoruz. Bu arada hatırlatalım, sosyal medyadan, Twitter'dan yeni eğitim, öğretim etiketiyle sorularınızı yazabilirsiniz. Gelen bazı sorular var, ikinci bölümde onlara yer vereceğiz. Dolayısıyla sorularınızı bekliyoruz. Görüşlerinizi, önerilerinizi de aynı şekilde yeni eğitim, öğretim etiketiyle paylaşabilirsiniz. Hasan Bey, şimdi tabii anlatırken aslında cümle arasında geçti. Anlatımınızda değindiniz. Bir iki konu daha vardı. Bir tanesi iş hayatıydı. Hani yani eğitim sistemi iş hayatını, meslek hayatını ne kadar besliyor? Bu zaten demin anlattığımız şey de buna denk düşüyor. Yani yüz binlerce mezun var ve bunların yani sadece öğretmenleri düşündüğümüzde birkaç yüz bin öğretmen atama bekliyor. Ve burada ihtiyaç duyulan, Eğitim Bakanlığı'nın, devletin ihtiyaç duyduğu ise toplamda 100 bin, 120 bin bir öğretmen. Ama dışarıda 300 bin, belki 700 bin bekleyen var. Ve diğer alanlara da baktığımızda böyle bir durum var. Yani bu fotoğraf karesi üzerinden bir değerlendirme yaparsanız, eğitim sistemimiz, yani ilk öğretim ortağı ve lisesiyle ve üniversitesiyle, özellikle üniversitesiyle eğitim sistemimiz iş ve meslek hayatına katkı sunabiliyor mu? Ya da ne kadar besliyor? Nitelik ve üretim, istihdam noktasında durum ne? Biraz önceki özellikle darbeler konusunda aslında kısmına değinmiş olduk. Buyur. Askeri darbeler maalesef bu ülkede en çok meslek liselerine vurdu. Yani bunu da imam hatipler üzerinden vurdular. Evet. İmam hatipler üzerinden farkında olmadan bir ülkenin kalkınmasında kalifiye eleman yetiştirecek okullar meslek liseleridir. Hatta biz Hüdapar olarak kendi programımıza şunu koymuşuz. Ortaokul birinci sınıftan itibaren öğrenciler mesleki okullara, mesleki eğitim kurumlarına yönlendirilmeli. Evet. Şimdi meslek liseleri öldürülünce kalifiye eleman nasıl yetişecek? İş hayatı sürekli bir şeyler bekliyor. Diyor ki bize vasıfsız eleman lazım değil. Vasıfsız eleman artık iş bulamıyor. Evet. Vasıflı elemanın yetişebilmesi için de mutlaka ama mutlaka meslek liselerinin tekrar cazibeli hale getirilmesi lazım. Şunun da herkesin bir şekilde kabul etmesi gerekiyor. Toplumda herkes hedef olarak, aileler de öyledir ve toplumun geneli böyledir. Herkes çocuğunun tabiri caizse o makamları insan fazla şey yapmak istemiyor ama işte doktor olsun, işte hakim olsun veya mühendis subay olsun, mühendis olsun. Ama şunu düşünemiyor. Yani bir toplumda herkese bir yer var. Herkesin o toplumda yapabileceği bir iş var. Ve her çocuk, her birey mutlaka bir şeyler öğrenir. Zaten eğitimin mantığı da budur. Bir şeyler öğretir. Ha, birileri biraz fazla alır. Alıcısı fazladır, fazla alır. Bir ötekinin biraz daha azdır. Daha az alır. Ama herkes mutlaka bir şeyler alır ve o hayatta kendisine yer bulabilir. Onun için tabii ki iş hayatı içerisinde vasıflı elemanın eğitim içerisinde mutlaka ama mutlaka meslek liselerinin cazibeli hale getirilmesi ve bu konuda öğrencileri fazla zorlamaya gerek yok. Yani bir çocuğun alabileceği kapasite belli. O kapasiteyi fazla zorlamaya kalktığınız andan itibaren çocukta tahribat oluşur. Çocuğun psikolojisi yıkılır. Dünyası gider. O hayatta kendisine yer bulamaz. Ama çocuğa senin bu hayatta bir yerin var. Sen de bir şeyler yapabiliyorsun. Yani bu hayatta bir bütünlük vardır. O bütünlüğün içerisinde bir parça da sensin. Anlayışı eğitim içerisine yerleşir. Bunu eğiticiler de, veliler de, öğrenciler de anlarsa eminim o dediğimiz iş hayatına da kalifiye eleman buradan
gelecek sıkıntılar da fazla kalmayacak diye düşünüyorum. Gerçekten de bu son derece önemli bir anlayış ve bu anlayışa ihtiyaç var. Onun altını çizelim. Bir reklam aramız var. Dönüşte devam edeceğiz inşallah. Evet değerli izleyenler, reklam arasına gidiyoruz. Hatırlatalım, yeni eğitim öğretim etiketiyle sosyal medyadan, Twitter'dan sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. İkinci bölümde sorularınıza yer vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Rehber gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta rehber gündemin konusu yeni eğitim öğretim dönemi. Eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. Öğretmenler için bu pazartesi, geçtiğimiz pazartesi başlamıştı. Biz de bu vesileyle eğitim sisteminin sorunları ve yapılması gerekenler dedik. Birçok başlık açtık. İlk 50 dakika içerisinde konuğumuz Hasan Bey bu konuda önemli tespitlerini bizlerle paylaştılar. Sorularınız var. Sosyal medyadan hatırlatalım, yeni eğitim öğretim etiketiyle yazabilirsiniz. Gelen sorular var, o sorularla başlayalım. Hasan Bey, şimdi Muhammed Kılıç isimli bir izleyicimiz, bu arada kendisine de hayırlı akşamlar diliyoruz. Şöyle bir soru yöneltmiş, iki sorusu var aslında. İstismara açık, denetlenmesi kolay olmayan, halk dilinde haksız kazanç elde etmek isteyen bazı okulların, bu şekilde kendince bir yorum da yapmış izleyicimiz. Bağış adı altında velilerden ücret talep ettiklerini biliyoruz. Bu konu hakkında ne gibi önerileriniz var? Biz velilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Aslında önemli bir soru. İlk bölümde cevaplamıştınız. Yani bu konuda bir kere suistimallere açıktır. Zaten izleyicimiz de bunu haklı bir şekilde ifade ediyor, tespit ediyor. Bu konuda devletin, yetkililerin bunun önüne geçmesi gerektiğini, ilk öğretim yani ilkokul ve ortaokullara şu anda bir ödenek ayrılmadığını, dolayısıyla bu okullara direkt eğitim bütçesinden ödenek ayrılması ve bu sorunun böylece halledilmesi gerektiğini ifade etmiştiniz. Süreden kazanmak için ben özetledim. İkinci sorusu var, o da çok önemli. Yine Muhammed Kılıç isimli izleyicimiz şöyle soruyor. Sayın Başkanım, bir öğrenci velisi olarak tedirginim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı pilot bölgelerde uygulamaya sokulan, sonradan uygulamadan kaldırdık dedikleri halde bazı okullarda tehlike saçan ETÇEP projesi uygulanmıştır. Bir aldatmaca söz konusu mu? Bu konuda görüşlerinizi soruyor. Evet, önemli bir konu. ETÇEP ve buna benzer bir takım projeler bir şekilde eğitim sisteminin içerisinde eğitimin bir parçası haline getirildi, getirilmek isteniyor. Dolayısıyla bu konuda veliler endişeli. Muhammed Kılıç da o endişeli velilerden bir tanesi. Neler söylersiniz? Güzel bir soru. Tabii yıllardır söylüyoruz, özellikle Batı eğitim sisteminin, özellikle bu ülke içerisindeki eğitime olan müdahalesi. Yani toplumu değiştirme ve dönüştürme adı altında nelerin yapıldığı, Batı toplumuna özendirme ve Batı toplumunun değerlerini benimsetme noktasında nelerin yapıldığının açık göstergeleri projelerdir. Zaten son zamanlarda özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde, yani uyum yasalarına baktığınız zaman özellikle eğitim üzerinden projeler önemli yer alıyor. Evet. Ve bu projelerle hedeflenen biraz önce dediğim şeydir. Toplumu bir şekilde batılılaştırma veya kendi değerlerinden uzaklaştırma ve kendine benzetme olarak tanımlayalım. Bunları hep bu tür projeler üzerinde yapıyorlar ve bir de şöyle bir şey var, yani yaparken de ahlaki değerleri yerle bir ediyorlar. Evet. ETÇEP de bunlardan biridir. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında. Veliler bu konuda tabii ki tedirgin olmakla haklıdırlar. Hüdapar olarak biz gerçekten bu konuda girişimlerde bulunduk, açıklamalarda bulunduk. Bunu toplumun gündemine taşıdık. Medyada bunu işledik. İşledikten sonra şimdi seyircimizin haklı olarak
acaba kaldırıldı mı? Maalesef yani kaldırıldı diye bir açıklama olmadı. Bakanın açıklaması aynen şöyle. Devam etmekte olan bir proje yoktur. Zaten 160'ın üzerinde yerde, okullarda bu proje uygulama çalışması yapıldı, denendi. Yapıldı, bitti yani. Tabii yani yoktur denilmekte. Projenin rafa kaldırıldığı, projenin uygulanmasına son verildiği ya da projenin uygulanmasının söz konusu olmadığı söylenmemekte. Evet. Ha, bu da şudur. Yani evet durdurulmuş bu tür projeler, yani toplum duyarlı hale gelirse, veliler duyarlı hale gelirse buradan özellikle velilerimiz, öğrenci velileri, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız, kurumlarda çalışan özellikle bu konuda çok duyarlı olmak zorundadır. Yani hakikaten toplum ciddi manada kendi değerlerinden uzaklaştırılıyor ve tabiri caizse din mefhumu toplumun içinden eğitim üzerinden maalesef yok ediliyor. Yani bunu seyirci kalamayız. Eğer biz bu konuda duyarlı olmazsak bu tür projeler uygulanmaya devam eder. Bu projenin rafa kaldırılabilmesi için son günlerde yine Hüdapar'ın gündeme getirdiği İstanbul Sözleşmesi adı altında 2011 yılında bizim imzaladığımız bu sözleşme. Tabiri caizse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalist dünyanın toplumlar üzerindeki hakimiyetini gerçekleştirme noktasında devreye soktuğu ailesiz toplum projeleri. Bu Andre Kinsey. Evet. Hatta bu Kinsey skalası olarak geçer. Şimdi bu şahıs Amerika'da zorluk. Bunun üzerinden kapitalist sermayenin sahipleri toplumları bireyselleştirme, aileyi dağıtma ve ailesiz bir toplum oluşturma. Ailesiz bir toplum oluşursa toplum bireyselleşir, bencilleşir ve o bencillikten dolayı da sekülerleşme mantığı gelişir ve sürekli bir maddi yarış içerisine girer. Ve herkes ürettiği o kapitali o toplumda üzerinde uygulamaya çalışır, satmaya çalışır, evet, pazar bulmaya çalışır ve onları sömürür. Evet. Şimdi aslında o pazar oluşuyor. Şimdi bu Edcep'te bu İstanbul Sözleşmesi'nin aslında bir uygulamayla alanı. Bunun sonu nereye gider? İstanbul Sözleşmesi'nde o dönemde imza atanlar, yetkili insanlar, orada geçen bir kavram, birkaç kavram var da bir kavram herhalde fazla dikkat etmediler. Cinsel yönelim. Evet. Yani kadına şiddet adı altında cinsel yönelim. Bu bizi işte o Andre Kinsey'in ortaya koyduğu ve sonunda LGBTİ diye tabir edilen çirkefliğin oluşmasının zemini. Evet. Ve bu da o toplumun altına konulabilecek en büyük bir dinamit. Şimdi şöyle bir soru var. Aslında bu konuya denk düşüyor. Müstahar isimle Hak Yol, müstahar ismiyle bir izleyicimiz. Kendisine de hayırlı akşamlar diliyoruz. Şöyle bir soru yöneltiyor. Toplumun geçirdiği adeta cinnet halinin. Evet, ortada bir cinnet hali var. Hemen her gün şiddet vakalarına ilişkin haberleri de ekranlara taşımak zorunda kalıyoruz. Şimdi toplumun geçirdiği adeta cinnet halinin ortadan kaldırılması için eğitmenlerden beklentiler ne olmalı? Eğitim sisteminden beklenti ne olmalı? Evet, o cinnet toplumu dediğimiz, yani sürekli cinayetlerin işlendiği, İstanbul Sözleşmesi'nin zaten ortaya çıkardığı şey budur. Yani son dönemlerde özellikle aile üzerinden, yani benim ilgi alanıma girmediği için fazla girmek istemiyorum. Yani aile üzerinden yapılan tahribatlar, çıkarılan kanunlar, boşanmaya bir türlü davetiyeler, nafaka meselesi falan, bu tür şeyler aslında bunlar zaten davetiye. Evet. Yani siz toplumu oluşturan, bize göre, bizim inancımıza göre önemli üç kurumdan biri olan aile kurumunu zedeleyici adımlar atarsanız işte bu cinnet toplumunu doğurur. Cinayetler de had safhaya ulaşır. Aile içerisindeki bütünlüğü
bozuyorsunuz. Bu işte o 1942 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalist dünyanın oluşturduğu aslında zemindir. Bu maalesef ha, eğitimle ne kadar alakası var? Zaten eğitimle alakası var. Bir eğitimle alakası yani toplumsal olayların eğitimle doğrudan alakası var. Bir de adaletle doğrudan alakası var. Siz gelir dağılımında adaleti sağlayamazsanız, siz işe alımlarda veya iş konuların dağıtımında sosyal adalet gerçeğini ortaya koymazsanız ortaya çıkacak toplumsal evet. cinnet de ya iktisat üzerinden, ekonomi üzerinden olacak ya da eğitim üzerinden. Eğittiğiniz insanlarda çift yönlülüğü unutmayalım. Yani bizim en büyük eksiğimiz de budur. Yani insanlarımızın iki yönlü olduğunu, maddi ve manevi, ruh ve bedenden ibaret olduğunu, yani iki yönünün varlığını unutmamamız lazım. Yani eğitimde bu iki yönü doyuracak adımlar yoksa, siz manevi eğitimi istenilen seviyeye getirmezseniz, inançlı bir toplum bir anda kendini farklı bir yerde görecek, ya sekülerizmin altında etkisinde kalacak veya başka maddi etkenlerin etkisinde kalacak. Bu da inançtan yoksun toplumun oluşturacağı hal, cinnet hali olacak. Evet, yine sosyal medyadan gelen bir soru var. Ramazan Casuk isimli izleyicimiz. Kendisine de hayırlı akşamlar diliyoruz. Şöyle bir soru yöneltmiş. Aslında konuştuk ama önemli bir konu. Herkesin kendi ana diliyle eğitim görmesinden daha doğal bir hak yoktur. Eğer istenirse ve sistem ideolojik saplantılardan kurtulursa herkes kendi ana diliyle eğitim görebilir. Etnik kimliğin dayatıldığı bir eğitim sisteminde ana dilde eğitim nasıl sağlanmalı diye sormuş. Değindik ama dilerseniz bir iki cümleyle Hüdapar'ın görüşünü evet. ifade edin. Buyurun. Hüdapar'ın görüşü bu konuda açık ve nettir. Evet. Yani fıtrattan olan şeyleri kanunla sınırlayamazsınız. Evet. Yani haksa ve hak tarafından verilmişse o hakkın tartışmasını dahi Hüdapar uygun görmez. Evet. Onun için diyoruz ki hakkı alacağız. İstemeyeceğiz. Burada başta ana dilde eğitim olmak üzere tüm haklar, adalet ekseninde bu ülkede yaşayan tüm halklara istisnasız, tartışmasız, konuşmadan, müzakere etmeden herhangi bir grup, parti, örgüt, devletle konuşmadan haksa devletin görevi o insanın hakkını vermek ve o hakkı korumaktır. Onun için ana dilde eğitim özellikle bu ülkede yaşayan ve büyük bir çoğunluğa nüfusa sahip olan Kürtlerin ana dilidir. Evet. Ha, diğer etnisiteye mensup insanlar da farklı dilleri, mesela ben Zaza kökenliyim. Ben de Zazaca öğrenmek isterim ana dilde. Şimdi fırsat içinde buna değineceğiz. Şimdi ana dilde eğitim bir insanın hakkıdır. Evet. Bunu konuşmak dahi o insanın insana hakarettir. O halka hakarettir. Evet. Bunu birileri istedi diye yapmayacağız. Birileri söyledi diye yapmayacağız. Eğer devlet isek ve devleti oluşturan unsurlardan biri de insandır, insan olduğunu kabul etmişsek ve bu insanlar da fıtrattan gelen o hakkını kullanmak istiyorsa, ki onlar kullanmasa da devlet olarak devletin kendisini kullandırması lazım. Ama bu konuda mutlaka ana dildeki eğitimin önündeki engeller mutlaka kaldırılmalı ve bu konuda hatta devlet bireylerini teşvik etmeli. Ha, bu nasıl halledilecek? Bu ayrı bir konu, bağımsız bir konu. Ayrıca bunu konuşabiliriz. Yurttaşlık, vatandaşlık üzerinden, yani devlet şu anda bunun üzerinden halletmesi lazım. Kardeşlik üzerinden derse, kardeşlik İslam kardeşliğidir. Onu İslam'ın hükümlerinin icra edildiği veya konuşulduğu o çerçeve içerisinde evet. konuşmamız gerekiyor. Peki. Onun için diyoruz ki madem ki burada birden fazla halk var bu ülkede ve o halkın da kullandıkları dilleri mevcutsa, ki bu şu anda Kürtçe olarak diye tabir ettiğimiz, yani büyük çoğunluğun
bu ana dilde eğitimle ilgili artık devletin bir noktayı koyması ve bu bunun gerçekleştirilmesi, hatta Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi, yoksa bugün güvenlik adı altında gelişen olaylar, içeride ve dışarıdaki olaylara zemin hazırlamış oluruz. Birilerinin de bir şekilde buralara, yabancıların, emperyalistlerin girmesine yol açmış olacağız. Peki, evet. Gelen yine sorular var. Şimdi Mustafa Gözel isimli izleyicimiz, değerli başkanım demiş, Kemalizmin tahribata uğrattığı, enkaz haline getirdiği eğitim alanındaki sorunları çözme noktasında nasıl bir yöntem uygulanmalı? Aslında hani darbelerin izleri dedik, ideolojik dayatmalar dedik ama ekleyeceğiniz varsa kısaca çok bir iki cümleyi. Kısa ve net söyleyelim. Hüdapar olarak diyoruz ki biz hayata bütünsellik mantığıyla bakıyoruz. Hayatta var olan parçalar bütünü oluşturur. Bütün bizi tevhide götürür. Tevhid tek Allah inancıdır. Ve biz bütün şeylerimizi bu tek Allah inancından alırsak, eminim hem insanımızı tek yönlü değil, yani sadece sekülerizme odaklı değil, hem maddi hem manevi yönden mücehhez hale getirirsek, inanın bu sorunların çoğu çözülecek diye düşünüyorum. Taha Ölmezoğlu isimli izleyicimiz, o da özellikle liselerle ilgili bir soru sormuş. Liselerde verilen eğitim ne kadar yeterli, ne tür eksiklikler var şeklinde. Aslında ayrı bir konu liseler, hani biz genel eğitim sistemini konuştuk ama varsa yani. Yani bu liseler için de geçerli, orta öğretim için de geçerlidir. Şimdi müfredatta en önemli unsurlardan biri ders konularının içeriğidir. Evet. Yani sizin neyi vereceğiniz ders kitaplarındaki konu içeriğinde belirtilmiş. O içerikler de ciddi manada şöyle ayrıştırılırsa ve değerlerimize uygun olmayan, hakikaten insani ve İslami kişiliğimizi ciddi manada zedeleyecek içerikler varsa, muhteva varsa, ondan mutlaka arındırılması lazım ki eğitimin yine en önemli temel unsurlardan bir tanesi de okul ortamını öğrenciye sevdirmek. Peki efendim, bu arada evet. Taha Ölmezoğlu ve Mustafa Gözel isimli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Sorularıyla katkı sundular. Tabii ki diğer izleyicilerimiz, soru yönelten izleyicilerimiz için de teşekkür ediyoruz. Hasan Hocam, şimdi önemli bir konu var. Demin aslında hani yine anlatırken laf arasında geçti ama eğitimde fırsat eşitliği konusu. Yani bu konuda hani biliyoruz, ilden ile, hatta aynı il içerisinde mahalleden mahalleye farklılıklar var. Fiziki olarak, öğretmen kadrosu olarak, yani ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla bu fırsat eşitliği yani ne tür sonuçlar doğuruyor, eğitimi nasıl etkiliyor ya da ne tür öğrenciler açısından ne tür mağduriyetlere yol açıyor, nasıl çözülür? Evet, fırsat eşitliği dediğimiz şey kurumsal bir olanaktan herkesin eşit oranda faydalanması. Şimdi bu sınav sisteminde imkanlar açısından, dil sorunu açısından, maddi imkanlar açısından fırsat eşitliğini, yani o eşitliği sağlamanız lazım. Şimdi tek bir şey söyleyelim. Doğu ve Güneydoğu illeri bütün sınavlarda, istisnasız birkaç il hariç, sıralamada hep son sıralarda. Evet. Fırsat eşitliğinden doğrudan ilgisi olan bir konu. Şimdi bu bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler eğitim süresi boyunca bir yılda ne kadar açık kalabilir okullar acaba? Güvenlik nedeniyle kapatılıyor. Başka nedenlerden dolayı kapatılıyor. Veya öğretmen, yeni atanan bir öğretmen orada tabiri caizse staj görüyor. Belli bir aşamaya geldi mi 2-3 yıl içerisinde bir bakıyorsun, direktmen tayinini aldı başka bir yere. Yani imkanlardan yeteri kadar istifade edemiyor. Sistemden yeteri kadar istifade edemiyor. Dil sorunu ayrıca bir sorun. Şimdi maddi olarak da batıdakinden ölçüşebiliyor mu? O da var. O da bir sıkıntı. Şimdi bunlar var olduğu sürece bütün öğrencileri getiriyoruz. Aynı anda, aynı süre içerisinde bir sınava
sokuyoruz. Sınav demişken sınav sistemine ilişkin sınava giriyor şimdi bunlarda. Evet. Nasıl bir sonuç, nasıl bir adalet bekleyebiliriz? Yani sınav böyle odaklı, şey sınav odaklı eğitim sisteminden kurtulabilmemiz için ne yapmalıyız diye bir sorumuz var. Buyurun efendim. Evet. En önemli sorunlardan bir tanesidir. Yani başta anlattığım bir mesele vardı, hayata evet. odaklanma noktası. Şimdi biz gelecek nesli evet. yetiştirmeyi eğitim üzerinden yapıyoruz. Eğitim kurumları üzerinden yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi sınav sistemi eğitimin bir sonucudur. Değerlendirmeler. Tamamen sınavlar olmasın diye bir anlayış yok. Ama sınavları sık sık yaptığınız andan itibaren. Daha çocuk birinci sınıftayken. Birinci sınıfta eline test kağıdı veriyoruz. Test. Evet. Test veriyoruz. Bu testi çöz. Çoktan seçmeli. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın bu müfredatla ilgili hazırladığı müfredatın içerisinde önemli bir nokta vardı. Hey adı altında. H-E-Y. Evet. Hayal, etkinlik ve yaşam. Güzel bir kavram. Hayal edecek. Etkinlikle ortaya koyacak. Ve yaşama uygulamaya çalışacak. Evet. Şimdi çok güzel. Ama bunun yanında sen seçmeli soru koyuyorsun. A, B, C, Ç, D. Şimdi bu daha ilkokul birinci sınıftan itibaren çocuğu bu sınavı araştırdığınız andan itibaren çocuk bir tek şeyi hedefliyor. Yani hayatta faydalı olabilecek bir şeyi aklının ucundan geçirmiyor. Ben bu sınavda kaç soru doğru yapacağım? Şimdi biz de veliler Finlandiya örneği diyoruz ya. Finlandiya'da çocuk eğitimin ilk 6 senesinde sınav diye bir şey görmüyor. 16 yaşına kadar hemen hemen. Orada ülke genelinde bir sınav yapılıyor. Bu sınav neticesinde o da çocukların hayal gücünü, düşünce dünyasını geliştirecek sorular. Bizde son zamanlarda bu tür sorular var ama şimdi bizde daha çocuk 4. sınıfı bitirir bitirmez. Evet. Harf kalmadı sınav sistemiyle ilgili. SBS, TEOK, OKS, LGS yani harf yok. Evet. Harf kalmadı. Yani bu şekilde bir sınav sistemi bir, çocuğu okula karşı soğutur. Çünkü çocuk soruları çözerken her zaman aynı şeyi almaz. Bizde veli çocuğunun aldığı puan notla övünür. Benim çocuğum 90 puan aldı. 100 puan aldı. Ama gelişmekte, eğitim noktasında gelişmekte olan ülkelerde çocuğunun hayattan neler kazandırdığı, planladığı yeni şeyler var mı? Üretebildiği yeni şeyler var mı? Onunla övünür. Okula ne kadar adaptasyon sağlayabilmiş? Bizde bu soru sınav sistemi devam ettiği sürece çocuğun okula karşı olan ilgisi azalmaya başlıyor. Onun için okula karşı sevgi tamamen yok oluyor. Çocuklarımız okula severek gitmiyor. Zoraki götürüyoruz bir müddet sonra. Evet. Özellikle bu liselerde daha belirgin. Oysa ki bu sınav sistemini mutlaka bunu bakan, Milli Eğitim Bakanı kendisi bizzat açıkladı. Soru çözen değil, sınav çözen bir nesil. Evet. Soru çözen değil, sorun çözen. Evet, sorun çözen, evet. Yani soruyu veriyorsun, tak 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 çözüyor. Ama hayatta bir zorlukla karşılaşıyor. Bir problemle karşılaşıyor. Buyurun bu problemle ilgili düşüncelerini, fikirlerini söyle de bu soruyu çözelim. Evet. Onu çözemiyoruz. Onun için mutlaka, peki. ama mutlaka bu sınav sisteminden çocuklarımızı kurtarmalıyız. Peki son bir sorum olacak ama öncesinde sosyal medyadan gelen bir son soru alalım. Karma eğitimle ilgili lütfen kısaca cevaplarsanız süreden kazanmak için Muhammed Kılıç isimli izleyicimiz şöyle bir soru yöneltiyorlar. Eğitim ve öğretim hakkında görüş beyan eden çoğu güvenilir kaynak karma eğitimin bir talihsizlik olarak görüyor. Karma eğitimin öğrenciler üzerinde olumsuz etki bıraktığı uluslararası beyanatlarda da geçiyor. Bu konu hakkında düşünceniz nedir diye yöneltmiş. Kısaca Hüdapar'ın karma eğitimle ilgili yaklaşımı önerisini bunu alalım. Arkasından son bir sorum olacak. Buyurun. Evet. Karma eğitim sistemi maalesef bu ülkenin önemli problemlerinin sorunlarından bir tanesidir. Yani kendi değerlerimiz üzerinden evet. bunu değerlendirmeye kalktığımız andan itibaren halkımızın büyük çoğunluğu Müslüman ve kız erkek çocuklarının aynı okulda veya aynı sınıfta okutulmasını evet. istemiyor. Yani bu bir haktır, hak. Evet. Bugün karma eğitimin çocuklar üzerinde, gençler üzerinde
yapmış olduğu ciddi manada olumsuzluklar var. Karma eğitimini bugün Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, benzeri ülkelerin çoğu şu anda tartışıyor, kaç yıldır tartışıyorlar bunu. Hatta birkaç tane veri de vardı mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün 200'ün üzerinde kız ve erkeklerin ayrı okulduğu okullar ve sınıflar mevcut. Yine hakeza Almanya bu konuda adım atmaya başladı. Diğer ülkelerde, çoğu ülkelerde bunlar mevcut. Bizde halen bunun tartışılıyor olması, halen bunu çağdaşlık üzerinden okumaya çalışılıyor olması gerçekten bilmiyoruz. Yani neyin peşindeyiz? Evet. Neyin iddiasında bulunuyoruz? Nasıl bir toplum yaratmak istiyoruz? O da ciddi manada düşündürücü şey. Burada özellikle mesela araştırmacılar bazı devletlerde, saydığım devletlerin bazılarında karma eğitimde öğrencilerin meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz gibi olumsuzlukların özellikle ayrı eğitim veren okullarda en aza indiği görüldü. Evet. Dolayısıyla çocuk eğitime odaklanıyor. Eğitime odaklanıyor. Yani belli bir yaşa gelmiş. Yani çocuk ergenlik çağına gelmiş. Yani şu anda onda var olan bazı bizim yaratılıştan evet. inandığımız bazı şeyler vardır. Yani bunu biz inkar edemeyiz. Tabii ki. Şimdi bunlar gerçek ortadayken yine mesela o araştırmaya ben baktım. Ayrı okullarda okuyan öğrencilerin kendilerine olan güvenleri birleşik olarak aynı sınıfta okuyan öğrencilere oranla daha fazla. Çünkü o dediğiniz şeye odaklanıyor çocuk. Evet. İster istemez. Eğitime odaklanıyor, öğretime odaklanıyor, kendini oraya hazırlıyor. Onun için de ister istemez bu tür şeylerden biraz uzak duruyor. Yani Amerika gibi ülkelerde bu konuda bir takım istatistikler tabii istatistikler var. Bu paylaşılıyor. Şeyler var. Böyle bir sorgulama, evet. En azından bu konuda bir arayış var. Şimdi tabii değerler eğitimi mevzusu da var ama bu ECEP vesaire projelere değinirken kısmen de olsa o konuya değindik. Son sorum şu, buraya kadar aslında anlattıklarımızdan bir çıkarımda bulunursak Hüdapar'ın eğitimle ilgili önerileri ne? Genel anlamda bunları birkaç başlıkla sıralarsanız kısaca evet. Buyurun efendim. Tabii toplumlar için, gelecek nesiller için olmazsa olmazlardan biri de eğitim olduğuna göre Hüdapar'ın bu konuda ciddi manada hazırlamış olduğu şeyler var. Yani programında yer verdiği evet. konular var. Onlardan birkaç tanesine kısaca değineyim. En önemlilerden bir tanesi eğitim siyasi ve ideolojik müdahalelerin etkisinden eğitim çıkarılmalı. Eğitim kurumları belirli anlayışların yaşam biçimlerini ve düşüncelerinin aracı haline getirilmemeli. Evet. Ki buna baştan da değindik. İdeolojik anlayışlardan ve kişisel siyasi düşüncelerden arındırılmalı. Eğer arındırılmıyorsa burada ya diktatörlük vardır ya da o darbe dediğimiz zihniyet var ya, o zihniyetin mensuplarının anlayışı vardır. Evet. Mutlaka bunun arındırılması lazım. Eğitim öğretimde bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanında çok önemlidir. İnsanlarımızın yüksek bir ahlak ve terbiye ile yetiştirilmesi evet. esas alınmalıdır. Yani bizim çift yönlülük dediğimiz var ya, dualizm diyorlar ya, dualizm. Evet. Dediğimiz şey bu. Yani hayatta her şey çifttir. İnsan da çift yönlüdür. Evet. Siz bir tarafını doyurursanız öbür tarafı aç kalır. Bedenen bazı ihtiyaçlarını giderirseniz ruhu boşta kalacak. Mutlaka. Ruhunu doyurduğunuz zaman maddi olarak onun besine ihtiyacı varsa besini karşılamanız gerekiyor. Evet. Evet. Mutlaka bunun halledilmesi lazım. Ülkenin her alandaki başarısı eğitimin bireylerinin başarısının sonucudur. Bunun için bütçede o pay var ya, pay diyoruz. Evet. En büyük pay. Evet. En büyük pay eğitime ayrılmalı. Yine öğretmen yetiştirme okullar yeniden yapılandırılmalı. Ahlak ve toplum değerlerine bağlı öğretmenler yetiştirmeli.
mesleki eğitime ağırlık verilmeli. İlk öğretimin ikinci kademesi, yani 5. sınıftan itibaren öğrenciler mesleğe yönlendirilmeli. Yine biraz önce değindiğimiz devleti ulusal halkların dilleri resmi olarak tanınmalı. Herkesin ana diliyle eğitim yapması için gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalı. Evet. Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanının daha önce açıklada bir şey vardı. Evet. Kadın üniversiteleri, evet. Kız üniversiteleri. Ya bunlar gerçekten dikkate alınması gereken şeyler. Bu konuda ciddi adımların artık somutlaşması gerekir. Tabii başörtüsü yasağının mutlaka yasal bir zemine oturtulmalı. Önemli olan bizim yine bütçe üzerinde konuştuğumuz yoksul öğrencileri kaliteli eğitim almaları noktasında mutlaka ama mutlaka, evet, devlet nakdi olarak bazı desteklemelerde bulunmalı. Son olarak da yine ana dilde eğitim veren kurumlarda, bütün dallarda eğitim, öğretim verebilecek kadrolar yetiştirilmeli. Maalesef, evet, bu Kürtçe, Zazaca bölümden mezun olanlar birer kişi ya alınıyor, evet, atamaları, yani öğretmenler iş bulamıyorlar. Bunun da mutlaka önüne geçirilmeli diye düşünüyorum. Peki efendim, ben katkılarınızı ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Peki efendim, bir kez daha teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bu hafta Rehber Gündem'de eğitimi konuştuk. Eğitim sisteminin sorunları ve yapılması gerekenler dedik. Konuğumuz Hüdapar Eğitim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Şahin'di. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada Twitter'dan da sorularıyla programımıza renk katan, katkı sunan izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.